Allah selamet versin Çakçıbaşım. Selamet de. Çakçıbaşım, klima sistemindeki sorunu çözdük herhalde. Bundan sonra... Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Klima ile ilgili birkaç video atmıştık size. Aşamaları göstermiştik. Yine de göstermediğimiz bir durum varsa mutlaka yorumlara yazın, onları da anlatalım. Kısa devre probleminden dolayı klimayı kullanamıyorduk. Kazan iptalinden dolayı sıcak suyla ısınma yapamıyorduk. Air conditioning sistemimiz var. Daha aktif olup olmadığını bilmiyoruz. Onu da yaza doğru kontrol yaparız ya da müsait bir zamanda. Elektrikli restanslarla ısıtılıyordu gemi. Daha önce size göstermiştik önceki videolarımızda. Şu şekilde 12 tane elektrikli restans var arkadaşlar. Bunları şu enerji uçlarının kendi gövdesine ve şaseye bağlantıları kontrol ettik. 4 tanesinin kopuk olduğunu gördük ve iptal ettik. Aynı zamanda nasıl test ettik? Bu uçu birleştirdiğimizde ölçü aleti OMAŞ okumuyorsa, sıfıra gelmemişse kopuk demek arkadaşlar. Daha sonra restan sipariş vereceğiz. Gelince ihtiyaç olursa yerlerine takacağız. Kapasitemizi artırmış olacağız. Şimdi burada kontaktörlerimizi kontrol etmiştik arkadaşlar. Bir problem yoktu. Kontrol etmek için bütün bağlantıları söktük. Sigortalarda, kontaktörlerde, rolelerde, trafoda birkaç ak olup olmadığına bakmıştık. Sonra bütün ana bağlantıları sökmüştük. Onların kendilerinin şase olan bağlantılarında. Belki elektrikçi arkadaşlar daha çabuk çözerler, bizim çok fazla tecrübemiz olmadığından dolayı. Çarçıbaşıyız ama her şeyden anlamak kolay değil. Bizim bu mesleği yapmamız için 10 tane üniversite bitirmemiz lazım. Yani 40 sene okuduktan sonra zaten çalışacak zaman da kalmaz. Fakat gene de biz denizde her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Denizde yaşıyoruz. Gemimizin arızalanmaması, arkadaşların soğukta üşümemesi, elimizden geleni yapıyoruz. Şu grupta bulunan ısıtıcıları, problemli olanları çıkardık. Bağlantıları kontrol ettik. Baralarını bağladık. Aşağıda OMAŞ'ımız, izolasyon kontrol sıfıra yakındı. Biraz sonra kontrolüne gidip onu da size diğer videoyla atarız arkadaşlar. Buradaki bağlantılarımızı tekrar kontrol ettik. Herhangi bir yanlış bağlantı yapmamak için markalamalara, kodlamalara dikkat ettik. Klimayı ısıtmayı devreye almak için arkadaşlar ventilation pozisyonuna getirirsek sadece fan çalışır. Heat pozisyonuna getirirsek ısıtma devresi de çalışır. Isıtma istiyorsa ısıtmayı on pozisyonuna getiririz. Start verdiğimizde ventilation çalışır ve ventilation çalıştığı için heat sistem, elektrikli restans sistem devreye girer arkadaşlar. Sıcaklığı da şu an 19.5 derece gözüküyor. Yani bizim sistemden buradan emiyoruz. Isıttığımız sıcaklık. Bunun da artışını takip edeceğiz. Aşağıda da izolasyon kontrolü yapacağız. Bir sıkıntımız yoksa kaçakla ilgili. Şu an klimayı kullanacağız. Eksik olan restanslardan dolayı belki kapasitemiz düşecek ama arkadaşlar kameralarında olan ısıtıcıları kullanıyordu. Kameralarında olan ısıtıcıları kullanıyordu. Yeterli değildi. Şimdi merkezi sistemi devreye aldığımız için ısıtıcılara ihtiyaç olursa kullanırlar. Kapaklarımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, bu arada denizi gösterelim arkadaşlar. Manzaramız çok güzel. Manzaramız güzel. Aşçıbaşımız rahatsızlanmıştı. Yunanistan'a demir atmak zorunda kalmıştık. 1,5 gün kadar aşçıbaşımızı bekledik. Hiçbir şirketin yapmadığını bizim şirketimiz yaptı. Yapmadı derken uzun yıllar denizde çalışıyoruz. Yapmamaya çalışıyor firmalar, anlayamıyoruz. İnsan hayatı çok kıymetli. Kalp krizinden ölen arkadaşlar, mide kanamasından ölen arkadaşlar, apandisi patlamak üzere ama böbrek rahatsızlığı varsa da bu arkadaşların hastaneye gitmesi gecikebiliyor. Denizci arkadaşlar mutlaka rahatsız olduğunda, çok tehlikeli bir şey yaşıyorsa şirkette sahip çıkarak en yakın ülkedeki hastaneye gitmek lazım arkadaşlar. Fırtına var diye rotamızı şu manzara olayı arkadaşlar. Şu anki dalgalar çok yüksek değil ama
Kaptanımız çok tecrübeli. Hani kaptanımız sağ olsun. Bizi fırtınanın içine sokmadı arkadaşlar. Fırtına var. 8-9 ama en az 6 metre yükseklikte dalga. Bizim gemimiz 3 bin tonluk arkadaşlar. Bu havada makinemizin gücü yetmeyecek. Gemi zaten ilerleyemeyecek. Boş yakıt yakacağız. Boş yakıt harcayacağız. Arkadaşlar çok etkilenecek. Makineci arkadaşlar hepimiz çok etkileneceğiz. Kaptanımız çok güzel karar verdi. Şirketimiz önce can güvenliği, önce insan sağlığı, daha sonra iş. Yani bunu her firma yapmaz arkadaşlar. Firma reklam olmaması için söylemiyorum. Ama özelden soran arkadaşlara firmamızı gerçekten tavsiye ederim. Maaşları sağlam, kumayası sağlam, kendi yediğinden personeli yediren bir şirketiyiz. Gemiye yeni katıldık fakat çok memnunuz. Bir ihtiyacımız olduğunda malzeme ihtiyacı, şahsi ihtiyaçlarımız firmamız arkamızda. Bir denizci bundan gerçekten mutlular arkadaşlar. Kontrolasında kontrol yaptıktan sonra kısa bir videomuzu başka bir eğitimle birleştirerek bu izolasyon kontrolünü de yaparız arkadaşlar. Size bunu gösteririz. Bizim bazı çekimlerimiz peş peşe olmuyor arkadaşlar. Bu da işin aşamaları ya da bizim gemide çalışmalarımızdan dolayı farklı işlerimiz de oluyor. Fakat videolarımızı seyrederseniz kopukluk olmaz. Konuyu tamamlamış olursunuz. Fakat size o an gösteremediğimiz bir şey olursa bize bunları sorun. Size bunları da anlatırız. Kanalımızı seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Mutlaka abone olun. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Arkadaşlarınızla, sosyal medyanızda paylaşın. Biz deniz camiası olarak büyük bir aileyiz. Videolarımız gemi eğitimi, makine eğitimi, denizcilik, insan hayatı, sosyal hayat, can kurtarma, yurt dışında gezme, farklı farklı kültürlerde insanlarla tanışma ve farklı farklı mevzularla sizin karşınıza çıkacağız. Hayat, kültür, sanat, meslek, aile hayatına varana kadar her şeyimizi paylaşacağız. Sizden aldığımız bilgilerle de diğer arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.